köşeye gelecek. Şöyle yakın gösterebilirsin şuradan. Bakın. Bu şekilde ocaklar. Böyle. Bu şekilde. Peki şimdi patatesimizi nasıl dikeceğiz? Tohumlu patateslerimizi önce bitmiş oluyor zaten biraz. Dökeceğiz. Dökelim. Bu patatesler aşağıya eğilsene, eğilsene. Afyon Şut'tan gelmişti. Tohumluk getirtmiştik orada. Arkadaşlar Afyon Şut'taki patatesler gerçekten de çok güzel. Geçen yıl ilk defa almıştık. Biz oradan getirtmiştik tohumluk. Ve o tohumluklardan çok güzel ürün elde ettik. Bu sene de yine tekrardan oradan getirttik tohumlukları. Tabi bu biraz daha ufakları kaldı şimdi. Bir çoğunu diktik. Ben şimdi bu teknikleri göstereceğim size. İsterseniz bunu kesebiliyorsunuz ama daha sağlıklı ve kaliteli olması için kesmeyeceksiniz. Size kesmemeyi öneririm. Bu şekilde bakın. Böyle. Sacıya bacağı dediğimiz şekilde olacak. Daha yakından gösterir misin? Bu şekilde. Yani şu bitmiş olanları koparacaksınız. Böyle bir dengede olması için. Bu şekilde. Böyle. Sacıya bacağı dediğimiz şekilde. Patateslerimizi böyle dikeceğiz. Devam edelim. İnşallah verimli bir sezon olur. Arkadaşlar böyle patateslerimizi dikiyoruz. Evet, biraz özen göstermek gerekiyor bu patatesi dikerken. Evet, gördüğünüz gibi. Yine bu şekilde yapacağız. Devam edelim. Böyle. Böyle. Şimdi diktik. Patatesi gördüğünüz gibi çukurlara koyduk. Şimdi üzerine kapatma zamanı. Üzerine bu şekilde hafif. Ne yapıyoruz? Böyle kapatıyoruz. Böyle kapatıyoruz. Şimdi burada makine falan yok. Makineyi büyük bir arazimiz yok. Sonuçta bizim burada arazimiz ufak. Yani bunun ticaretini yapmıyoruz. Kendimize yetecek şekilde. Yarım kalmaması için tamamlamamız lazım. Burayı tamamlayacağız. Böyle devam ettireceğiz. Yine aynı şekilde. Köşesine gelecek şekilde. Evet. İnşallah buradan bu patatesleri daha verimli olacak. Şuradan ağrı çek. Eğil. Eğil, eğil. Böyle kameramanımı biraz amatör, bayağı bir amatör. Kusura bakmayın arkadaşlar, böyle yamuk yumuk olabilir. Tarif ediyorum ama şöyle şuraya gelir misin? Şuradan böyle yakın eğil aşağı. Yer ha o şekilde. Oradan görüntü al. Bugün tripodum yanımda değil. O yüzden böyle
acemi bir kameraman var. Ama acemi de olsa yine de en azından video çekebiliyor. Bugün tripod görevini görüyor kendisi. Bakın. Bu önemli arkadaşlar. Eğer bunu bu şekilde yapmazsanız ürün verimli olmaz. Kaliteli olmayacaktır. Şimdi şöyle bir şey yapmış olsaydık, biraz beri gelip gösterir misin? Mesela şu çukur diyelim ki burada böyle gelişi güzel koysaydık, böyle olsaydı ne olurdu? Buraya sıkışır kalırdı. Yani verimli olmazdı. Bu şekilde yaparsak daha verimli olacaktır yani. Arkadaşlar, bazısına böyle fazlalık iki tane kaldı. Bunu da atmayayım, ziyan olmasın. Böyle koyuyorum, bakın. Bu şekil. Şimdi böyle de yapabilirsiniz. Niye elimle yapıyorum? Neden ayaklarım çıplak? Merak edenler vardır. Toprak aynı zamanda vücudumuzdaki stresi ve enerjiyi alıyor. Elektriği alıyor. Elektrik deriz yani. Çok stres oluruz. Bakın şimdi. Ben de aynı zamanda bugün stres atıyorum. Çok yorulduk aslında bugün. Bu görmüş olduğunuz tarlayı ektik. Makine olmadığı için mecbur biz az önce gösterdiğim gibi kazmak yöntemiyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Kameraman biraz iyi. Değerli arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz tarlayı bugün patates ektik. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. İnşallah bir sonraki videoda görüşeceğiz. Bu patatesleri tekrar hasat zamanı sökerken de yine birlikte olacağız. Allah nasip ederse. Böyle aşama aşama bunu size göstereceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kapatabilir. Evet değerli arkadaşlar, tarımsal faaliyetlere devam ediyoruz. Pandemiden dolayı insanlar köylere akın ettiler. Kimi tarla kazıyor, kimi ekin ekiyor, kimi işte gördüğünüz gibi çileklerin otunu temizliyor. Evet. Görüyorsunuz. Çalışmaya devam. Birazdan ben de patates dikeceğim. Onun öncesinde burada kardeşlerime biraz yardım edeceğim. Evet. Çabuk çilekleri sökmüşüz ama. Ha bu ne? Thank you.
şöyle eşiği yapalım. Önce patlıcanlar var. Dikelim bakalım. Patlıcanları şöyle tek tek dikelim.